Benim gibi kocamışlara artık bir köşeye çekilip Tanrı'ya ibadet etmek yaraşır. Eğer izin verirseniz yıllar boyunca taşıdığım şu kılıç gibi Malatya serdarlığını da oğluma vermek isterim. Törelerimize göre bir oğul babasının yerine geçerken diğer namzetlerle yarışarak ok atmakta, kılıç kullanmakta, at binmekteki ustalığını ispatlaması gerek. Layık olan kılıcımı ve serdarlığı alacaktır. Yiğitler, er meydanına! Abin geliyor. Dört halka! Serdarlık senin bileğinin hakkıdır Battal. Babanın yüzünü kara çıkartmadım. Sağ ol. Kınından çıkmamış olan bu kılıca ve halkımıza layık olmaya çalış. Aksakallı babanın yüzünü kara çıkartma hiçbir zaman. Tanrı adına yemin ederim, asla! Battal Gazi serdarlığı oğluna bırakarak ibadete çekildi Azize Maria. Artık Malatya ve Anadolu'nun kaderi genç ve tecrübesiz bir delikanlının elinde. Fırsat bu fırsattır. Derhal Hristiyanlığın en güçlü şövalyelerini kutsal bayrağın altında toplamak için bana yardım etmelisiniz. Sana bir şartla yardım ederim Kara Şövalye. Nedir şartın? Kardeşim Isabella, kuzenim Alfonso ile evlenecek. Ve kurulacak olan Anadolu Krallığı da kendilerine düğün hediyesi olarak verilecek. Yüzünü bile görmediğin uzak bir kuzen için fazla cömert davranmıyor musun? Böyle birisi ne kız kardeşime koca, ne de Anadolu'ya kral olabilir. Krallığı Alfonso'nun arkasında idare edecek olan benim Kara Şövalye. Come on!
şövalye Alexi. Haçı öpmek için sana emir mi vereyim istiyorsun? Emret azizem. Şövalye Gunnar uğrunda ölmeye hazır. Şimdi hangimizin daha nişancı olduğunu göreceğiz Dimitros. Çok güzel bir atış Şövalye Petro. Şimdi sıra sende Dimitros. Hançerlerim yeter bana. Sen de iyisin ha. Tanrı'ya çok yalvarman gerekecek. Abim hala dönmedi baba. Koskoca Malatya serdarlığı kolay mı? Bey bir vazife vermiştir. Bugünlerde döner, merak etme kızım. Allahu Ekber. Oof!
geçtiğimiz gibi bütün Müslüman kızlarının da hızına geçeceğiz Battal Gazi. Yazık ki oğlun burada değil. Hevesiniz aldınızsa kızı öldürmeyin, çarmıha çivileyin. Biz babasını köy köy dolaştırıp kutsal ağacı öptürürken abisine Kızıl Kale'de beklediğimizi söylesin. Götürün! Kardeşim, ne oldu sana? Kara şövalyeler hepsi birden! Öldür beni abi! Bu utançla yaşayamam! Ya babam? Atın arkasına bağlayıp götürdüler. Kızıl Kale'de bekliyorlar seni. Senem! Vücuduma sürülen lekeyi kendi ellerimle temizlediğimi babama söyle. Yattığın yerde rahat uyu. Öyle bir intikam alacağım ki Senem, dünya durdukça dilden dile dolaşacak. Çekil! Gel bakalım, defol! Yaklaşmayın, geri durun! Geri çekilin, geri çekilin! Gel! Kabul edip kutsal haç öpeceksin Battal Gazi. Senin de bana isyan edenlerin de halini görüyorsunuz. Şimdi size tekrar soruyorum. Hristiyanlığı kabul edecek misiniz? Hayır! Öldürün hepsini! Öldürün! Öldürün!
arkadaşlar. Anadolu'nun Hristiyan buyruğuna girmesini kutluyoruz bugün. Herkese şarap be! Hey! Şarabımızı içmeden mi gidiyorsun? Hayır, midem bulanıyor biraz. Bugünü kutlamak işine mi gelmiyor yoksa? Ne biçim Hristiyansın sen? Gerçek bir Hristiyanım ben. Masum insanların katilleriyle içki içmem. Oğullar, budalaya nasıl içilir gösterelim. Sonra da karnından işetiriz köpeği. Bırakın adamı! Kimdi konuşan? Ben! Kimsin sen? Ben Hüseyin Gazi'nin torunu, Battal Gazi'nin oğlu, Malatya Serdarı Seyit Battal'ım. Biz de seni bekliyorduk. Ben Şövalye Gulnar, bu da Alexi. Babanı köpek gibi zincire vurduk. Kız kardeşin de karnında bizim pişlerimizi taşıyor. Kardeşim için, burada babam için. İşte gerçekten kutlanacak bir olay. Şarap ver bana! Battal Gazi denilen köpeğin sesini adam akıllı kestik. Bir de oğlu varmış itin. Eğer elime geçirirsem, kemiklerini teker teker kıracağım. Bunlar, kim yaptı bunu sana? Battal Gazi'nin oğlu. Nerede o köpek, çabuk söyle! Burada. Bağırın! Bulun o köpeği! Bulmadan gelirseniz hepinizi gebertirim! Erkeksen çık karşıma dövüşelim! Çık diyorum kalleş köpek! Neredesin? Çık meydana! Buradayım! Şimdi yalnız kaldık Petro. Senden başka kim vardı orada? Kara Şövalye, Boğa Anton, Hançer Dimitro, Markos, Ayı Tara, Çinli Çenyu. Ben isteyerek yapmadım. Kara Şövalye zorladı beni. Babam nerede şimdi? Zincire vurdular. Köy köy gezdiriyorlar. Canımı bağışlayın. Yardım ederim. Bu kız kardeşim için. Artık karşımızda direnecek en küçük bir güç bile kalmadı.
Hristiyanların da, Müslümanların da üzerindeki vergileri arttırmalıyız. Elbette! Bu toprak üzerinde yaşayan herkes, bize olan şükran borcunu ya malıyla, ya canıyla ödeyecektir. Kardeşine tecavüz edenlerin hepsini teker teker adım edip öldüreceğini söyledi. Kim? Kim söyledi? Battal Gazi'nin oğlu. Battal Gazi'yi köy köy dolaştıramayız artık. Sarnıçlarda çalışan esirlerin yanına atalım. Gel! Yeter derecede tedbiri aldınız mı kumandan? Merak etmeyin, bu kapıdan haberimiz olmadan bir karınca bile geçemez. En ufak bir tehlike anında kolu çekerek mahzenin ağzındaki demir parmaklığı indirirsin. Yana da mani olamazsan, ikinci kolu çekip sarnıcı su bastırıp hepsini gebertirsin. Emredersiniz efendim. Battal'ın oğlu içeride! Yakalayın! Kimse sağ çıkmayacak bu kapıdan! Nerede o bize meydan okuyan Battal'ın oğlu? Erkekten çık meydana! Battal'ı derhal teslim etmezseniz hepinizi fareler gibi öldürürüm! İçinizden hanginiz Battal'ın oğlu? Buradayım kara köpek! Battal'ın oğlu benim! Benim de adım Battal! Benim adım Battal! Göster oğlunu bana! Hangisi oğlun? Konuş diyorum sana! Hiçbiri değil. Benim oğlum yok burada. Olsaydı bana yaptıklarınıza göz yumar mıydı sanıyorsunuz? İstesen hepsini öldürebilirim. Mahzende de öldürebilirdim ama içinde oğlun da beraber ölürdü. Bana onun ölüsü değil, dirisi lazım. Şimdi ortaya nasıl kuzu gibi çıkacak görürsün. Çarmıha gelin! Thank you.
Dinsizler! Açmasına engel olamadınız, öyle mi? Geber öyleyse! Bütün subaylarını tarayın! Öldüyse bile cesedini istiyorum! Çabuk istavroz çıkar, öleceksin! İstavroz çıkarmasını bilmem, Müslümanım ben! Yalan söylemediğin ne malum! Kara Şövalye'nin adamıysan, bil ki kurtulamazsın elimden! Kara Şövalye'yi sevmiyor musun sen? Şeytanlar sevsin o canavarı! Verebilenden malını, veremeyenden vergi diye canını alıyor köpek! Sana rastladığıma sevindim ahbap! Ben sevinmedim! Sana kanım ısındı doğrusu, ama rahat durmazsan bil ki canını yakarım. Hey! Bırak onu! Battalın ta kendisi bu. İşte hayatımı bu adama borçluyum. Biz Kara Şövalye'den bu dünyayı temizlemeye yeminli Hristiyanlarız. Aramıza hoş geldin. Seni bu zindandan artık oğlun değil, Tanrı bile kurtaramaz. Yedi kilidi olan yedi demir kapı yaptırdım. Yedi anahtarın her birini yedi kutsal şövalye taşıyacak boynunda. Bu anahtar sizin azizem. Taro, Anton, Marcos, Dimitros, Chenyu. Yedi değil, 77 kapının arkasına kilitlemiş olsalar bile yine de kurtaracağım babamı ellerinden. Boyunlarındaki anahtarların benzerlerini yaptırabilir misin bana? Yaptırırım, ama ne işe yarar ki? Hele sen anahtarları yaptır, o zaman görürsün. Madem göle girmek istemiyorsunuz, niçin buralara kadar geldik? Korkuyorum Angela, o Marcos domuzu bizi korumak bahanesiyle buralara kadar geldi. Şimdi bizi gözetlemediği ne malum? Merak etmeyin prenses, Marcos yolun arkasındaki adamlarının başında. Hem ben göz kulak olurum. Al şu keseyi! Dilini tutarsan daha çok veririm sana. Ben çağırana kadar askerleri oyalamaya çalış. Peki! Ne kadar güzelsin Isabella! Küstah! Ne arıyorsun burada? Sizi yakından daha iyi koruyabileceğimi düşündüm. Çabuk defol! Yoksa bağırırım! Bağırın istediğiniz kadar! Askerler bizi duyamayacak kadar uzakta! O erkek bozuntusu Alfonso züppesine kaptırmayacağım seni! Yeren şerif! Bırak beni! Bırak! Bırak kızı! Uzaklaş yanından! Sersem, canına mı susadın sen? Çeke git başımdan! Tam dediğin gibi! Ödeteceğim bunu sana! Kimsin?
Kimsin sen? Azrail'in habercisi Battal. Canını almaya geldim. Neden yalan söylediniz onlara? Şerefime borçluydum size. Sebep sadece bu mu? Belki bu, belki de başka bir şey. Sormayın bana lütfen. İmkan olsa beni de götürmenizi isterdim. Alıp kaçırmanızı isterdim. Kim bilir, belki yine de kaçırırım seni. Bu kolyeyi benden bir hatıra diye saklamanızı istiyorum. Ömrüm oldukça saklayacağım bunu. Kim olduğunu bilmiyorum. Belki bir prenses, belki de basit bir oduncunun kızısın. Ama kim olursan ol, unutmayacağım seni. Ah, aziz peder! Kara Şövalye'nin şatosunda kim bilir neler bekliyor beni. Korkmanız için hiçbir sebep yok Prens Alfonso. Hristiyan dünyasının en güzel kızıyla evlenmek için gidiyorsunuz oraya. Asıl mesele burada ya. Ben hiçbir kadınla yatmadım ömrümde. Üzülmeyiniz, bu meseleyi halletmek kolay. Nasıl? Rastladığınız ilk kadın üzerinde erkekliğinizi deneyerek. Bakın Prens Alfonso, şansınız varmış. Dur! Jean, gelenler var. Sen eve gir. Bırakın! Bırakın beni! Thank you.
Hakaret etti bana. Erkekliğimle alay etti. Üzülmeyiniz Prens Alfonso Hazretleri, bir başkasıyla denersiniz. Ne duruyorsunuz? Hadi atlara! Hadi çek çek! Karnında çocuğumu taşıyordu. Kim yaptı bunu? Prens Alfonso diye çağırıyordu askerleri. Peki aman eden, Hristiyan değil misiniz siz? Keşke olmaz olaydık, Hristiyanlık arkasına saklanmış bir sürü canavar bunlar. Bu haçı boynumda taşımaktan utanıyorum artık. Benim gibi bir papazı hak dinine kabul eder misin battal? Beni de. Beni de. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluhu. Can, ayı boğan yerini aldı mı? Evet. Hadi öyleyse. Hayır! Saldırıyorlar! Çabuk! Hey! Yaklaşıyorlar. Daha hızlı, daha hızlı! Geldiler. Alfonso dedikleri kan içici canavar sensin demek. Al, istediğin gibi gebert alçağı. Battal! Elinizi çabuk tutun biraz. Kara şövalyeler neredeyse ensemizde biter. Zamanında yetiştiniz şövalye. Battal neredeyse cennete gönderiyordu bizi. Ama sizi görmesiyle kaçması bir oldu. Takip edip hemen yakalayalım iblisi. Tabii, hemen yakalayın alçağı. Size Prens Alfonso Hazretlerini takdim etmekle şeref duyarım şövalye. Hoş geldiniz efendimiz. Kuzeniniz Azize Maria ve nişanlınız Prenses Isabella sizi bekliyorlar. Demek beni bekliyorlar. Öyleyse gidelim. Dinimizi değiştirdik ama gene de bu kılıktan kurtulamadık. Hoş geldiniz sevgili prens. Hoş bulduk sevgili nişanlım. Beni nişanlınız sandınız demek. Şey... Yani diyecektim ki... Şey... Beni tanımamakta haklısınız. Birbirimizi hiç görmemiştik şimdiye kadar. Ben kuzenin Azize Maria. İşte buna çok sevindim. Öyle ya, birbirimizi hiç görmemiştik. Her ne kadar akraba sayılırsak da... Böyle bir keşişin önünde saygılı davranmalısınız bana. Kutsal bir azizeyim ben. Nişanlınızın abisi kahraman şövalye Igor Yanuş'u size tanıştırmam için izin verin bana. Namınızı duymuştum.
Battal bize hücum ettiği zaman yanımızda bulunup kahramanlığınızı göstermenizi ne kadar isterdim. Orada olsaydım kedi yavrusu gibi ensesinden yakalardım iblisi. Elbette yakalardınız. Ama yokluğunuzdan istifade edip küstah herif arkanızdan olmadık laflar söyledi. Ne dedi? İnsanlığın yüz karası, kan içici pis bir köpek olduğunuzu. Ne? Dahası var. Şatonuzu başınıza yıkıp önce sizi hadım edecek, sonra da zevkini çıkara çıkara öldürüp babasını pis ellerinizden kurtaracakmış. Ya kızmayın bana, bunlar benim değil, Battal'ın sözleri. Babasını arkasına kilitlediğim kapıların anahtarını boynumuzda taşıyoruz. Cesetlerimizi çiğnemeden kimse yaklaşamaz yanına. Babasını kurtarmak istiyorsa hepinizi öldürmesi lazım. İşte bu imkansız Prens Alfonso. Evet, imkansız gibi gözüküyor. Ama yerinizde olsam bu anahtarları boynumda taşımaya korkardım. Bunu tahmin etmek zor değil Prens Hazretleri. Korkaklığınız bileniyor. Tanışmamız için daha uygun bir durum olamazdı. Yorgun olmalısınız sevgili prens. Isabella odanızı göstersin size. Söylediklerinden de beter. Ödleyin teki bu herif! Çok sıkıldım şatoda. Çıkıp biraz gezinmek istiyorum ama battal yolumu keser diye korkuyorum. Battal da kim oluyormuş? Bu korkaklıkla Anadolu'ya nasıl kral olacaksın merak ediyorum. Sen korkmuyor musun yani Battal Gazi'nin oğlundan? Azrail'den bile korkmayan bir adam var senin karşında. Battal'ın oğlu da kim oluyormuş? Aa, buna çok sevindim işte. O halde koruyucu olarak sizi seçebilirim. Sevgili Azizem, küçük bir gezinti için izin verir misiniz bize? Elbette. Ama gene de tedbirli olun. Yanınıza bir miktar asker alın. Asker falan istemez. Ben tek başıma Battal'ın hakkından gelirim. Yeter ki karşıma çıksın. Epey uzaklaştık şatodan. Battal şimdi şıp diye karşımıza çıksa ne yapardınız Şevalye Anton? Ne yapacağım? Yatırıp kulaklarını keserdim. Ne bekliyorsun? Battal karşında. Hadi kes bakalım. Bana bak Züppe! Ben öyle saray şakalarına gelmem. Senin kulaklarını da keserim, haberin olsun. Kes dedim. Ben senin kulaklarını koparayım da gör! Yapma! Yapma! Kız kardeşim için! Bereket anahtarların farkında değil. Battal şimdiye kadar en güvendiğim beş adamımı öldürdü. Hani nerede sizin dillere destan kahramanlıklarınız? Burnumuzun dibinde dolaşıyor herif. Doğru, çok doğru. Herif burnunuzun dibinde dolaşıyor ama siz hiçbir şey yapamıyorsunuz. Sen? Siz.
Maskaralığı bırakın! Nasıl oluyor, battal ikidir yanınızdakileri öldürüyor, siz burnunuz bile kanamadan kurtuluyorsunuz, anlamıyorum! Anlayamazsınız tabii! Benden alıp veremediği bir şey yok ki, adamın babasını zincire vurduran da, kız kardeşinin ırzına geçen de sizlersiniz. Benimle böyle konuşmaktan sizi ben ederim! Kavganın sırası değil! Bence en kısa zamanda Alfonso ile Isabella'yı evlendirip, Bahtal Gazi'nin de kellesini tören sırasında uçurmalıyız. Kısa zamanda evlenemem. Düğün töreninde başına Anadolu Krallığı'nın tacını giyerken, Bahtal Gazi'nin kellesini hediye edeceğim sana! Daha ne istiyorsun? Renginiz sapsarı oldu birden kuzenim. Yoksa hasta mısınız? Efendim böyle kanlı sözlerden hoşlanmazlar da, izin verirseniz düğün tarihini biraz daha erteleyelim. Elbette, nişanlıma alışmam için zamana ihtiyacım var. Size üzgün mühlet, Sayın Alfonso Hazretleri! Kimsin sen? Battal Gazi'nin oğlu Seyit Battal. Kaleye girmek çok zor. Bütün olaylar Alfonso geldikten sonra başladı. Yoksa Alfonso'dan mı şüpheleniyorsun? Neden olmasın? Alfonso kılıç değil, bir çakı bile tutmaktan korkan biri. Çin'de bir atasözü vardır. Isıracak köpek, dişini göstermez derler. Alfonso uyuz bir köpek bile sayılmaz. Bir tecrübeye ne dersiniz, Ekselans? Nasıl? İyi bir silahşör, kendine atılan bir kılıcı tıpkı sizin gibi tutmaya çalışır. Eğer eline hiç kılıç almamış birisi ise korkarak kaçar. Bu yoldan Alfonso'nun silahşör olup olmadığını kolayca anlayabiliriz. Kim yapmış bunu? Battal! Battal mı? Nasıl girmiş buraya? Bu kadar muhafız ve korkunç cengaverleriniz engel olamamışlar mı saraya girmesini? Ne oluyor Ekselans? Olup biteni bana da anlatır mısınız? Abiniz durup dururken neden kılıcını bana fırlattı? Sizin battal olabileceğinizden şüphelendiler. Aa, işte buna sevindim. Bari biraz olsun ona benziyor muyum? Hayır! Siz onun tırnağı bile olamazsınız. Battal son derece mert ve cesur bir erkek. Halbuki ben korkak ve pısırığın tekiyim, öyle mi? Evet! Çok şükür ne olduğunuzu kendiniz de biliyorsunuz. Onu tanıdıktan sonra sizinle evlenmeye mecbur olmak deli ediyor beni. Duyan da battala sırılsıklam aşık olduğunuzu sanacak. Bilhassa bunu sizin duymanızı istiyorum Alfonso. Deli gibi seviyorum battalı. Ömrümün sonuna kadar da sadece onu seveceğim. Ama o bir Türk, din düşmanımız bizim. Umurumda bile değil. İsterse dinimi bile değiştiririm onun için. Nereden buldunuz bunu? Bir orman perisi vermişti bana. Siz battalsınız! Ah, söylediklerim için affedin beni! Böyle kılık değiştirdiğinizi nereden bilebilirdim? Çok şükür Tanrı'ya kavuşturdu bizi! Kavuşmamız belki de felaketimiz olacak. Düşmanınız olduğumu unutmayın. Düşmanlık bizden ne kadar uzak! Köleniz, cariyeniz olmaya hazır! Kurtarmak için üç anahtar daha kaldı. Zavallı kim bilir neler çekiyor zindanda. Bu gece gidip göreceğim. Delirdin mi sen? Yüzlerce muhafız var! Ne olursa olsun gideceğim. Uzaktan da olsa görürsem, dayanma gücü bulur kendinde. Ben de geleyim seninle. Olmaz.
Biliyordum senin battal olduğunu. Alfonso? Seni? Güldürme beni. Erkek bile sayılmazsın sen. Ben mi erkek sayılmam? Saklamana lüzum yok. Hakkında söylenenleri biliyorum. Peki, ya söylenenlerin aksini ispat edersen? O zaman istediğin her şeyi verirdim sana. Her şey değil. Sadece... Sadece beni istiyorsun demek. Al, bütün benliğimle seninim. Bana sahip olmak için hala ne bekliyorsun? Demin göğsüme batan boynundaki anahtarı çıkarmanı. Müthiş bir erkekmişsin meğerse. Al, artık anahtarını takabilirsin. Battal Gazi'yi 7 kilitle kilitlediğinize göre... aç susuz mu yaşıyor bu adam? Şeytan Kulesi'ndeki küçük bir delikten atıyorlar ekmeğini. İhtiyar, al ekmeğini! Baba! Oğlum! Merak etme baba! Seni mutlaka kurtaracağım! Oğlum! Neden benim için hayatını tehlikeye attın? Demek battal sendin ha? Sonun geldi! Şimdi seni gebertip leşini Şövalye Igor'a götüreceğim! Hurry!
Burada kız kardeşim sıkıntı. Allah'a ısmarladık baba. Gene geleceğim. Tanrı yardımcın olsun oğlum. Senin de baba. Göğsünden yaraladım battalı. Göğsünden... Kim? 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 Her tarafı, bütün odaları arayın! Göğsünden yaralı olan herkesi toplayın! Ben Isabella. Açın kapıyı. Çabuk kaç buradan! Yaralı olduğunu biliyorlar. Al bu hançeri yarama sapla. Hadi! Aç kapıyı Alfonso! Alfonso aç diyorum! Yoksa kırarım kapıyı! Yapamam! Böyle bir şeyi nasıl istersin benden? Beni seviyorsan acele etmelisin. Neredeyse girerler. Hadi vur Isabella! Vur diyorum! Daha ne bekliyorsun? Vur Isabella! Ne oluyor burada Isabella? Evlenmeden önce sahip olmaya kalktı bana. Beceremeyince öldürmek istedi. Bir saattir canımı korumaya uğraşıyorum burada. Belki de daha fazla. Ne duruyorsunuz? Battalın burada olmadığını görmediniz mi? Bütün odaları arayın! Lan yedinci anahtarı almaya kalkışmak çılgınlık olur. Yüzlerce asker bekliyor kapısında. Yedinci anahtarı alacağımı kim söyledi sana? Kara Şövalye ile hesabımı başka bir zamana saklıyorum. Yarın verilen mühlet bitiyor. Babam gün doğmadan o delikten çıkmalı. İşte yedinci kapıyı kıracağız. Günahlarını çıkarmaya geldim evlat, diz çök önümde. Tanrım, sen bu günahkar kulunu affet! Sen adamlara haber ver, atları hendiğin başına getirsinler. Hiç içime sinmiyor seni burada yalnız bırakmak. Thank you.
Hadi baba. Yardım et bana. Bu parmaklığı açmamız lazım seninle. Hadi baba. Hadi. Tamam baba. Oyun bitti Battal. Boynumdaki anahtarı çıkardığın zaman anlamıştım battal olduğunu. Gözlerinin kör olması yeter bana! Dinsiz köpekler! Alçaklar! Bunun hesabını soracağım sizden! Baba... Baba... Hiçbir şey göremiyorum... Kör oldum... Kör... Bir şey yap baba! Bir çare bul! Öldür beni! Öldür! Oğlum! Böyle yaşayamam baba! Öldür beni baba! Ölmeyeceksin! Ölmeyeceğiz! Öcümüzü almak için yaşamamız lazım! Tanrı'dan ümit kesilmez ol! Şu anda etrafında tam 4 tane zehirli yılan var Battal. 4 tane okla bir yay veriyorum sana. Yaşamak istiyorsan hünerini göster. Bırakın yılanları! Eğer sen benim oğlumsan kör gözlerinle bile öldürürsün bu yılanları. Hadi aslan ol. Ne yaparsan yap, ne beni ne oğlumu yıldıramazsın. Karşında kanına susamış kutsal bir şövalye var. Bakalım ok atmakta olduğun kadar kılıç kullanmakta da usta mısın? Ah!
Baba! Baba neredesin? Baba! Oğlum! Baba sen misin? Baba! Yaraladım seni. Kılıç tutan ellerim kırılsaydı. Atın al! Yarın sabah tören meydanı halkın gözleri önünde öldürmeliyiz onları. Götürün! İkisini de burçlardan aşağı ayaklarından asın! Hey! Kara Şövalye'nin kız kardeşi geliyor. Battalı ve babasını yakalayıp Kızıl Kule'ye astılar. Yardımınıza ihtiyaçları var. Yarın sizi burçların altında bekliyorum. Oğul! Nasılsın oğul? Ne bana verdiğin kılıca, ne de Malatya serdarlığına layık olamadım baba. Oğlum! Gayret edip buradan kurtulmalıyız. Nasıl baba? Sallanarak birbirimize yaklaşıp ellerimizi çözebiliriz. Hadi oğul! İçinde iyileşir dersin. Bilinmez ki. Belki üç gün. Belki üç ay. Üç kişi daha getirin. Bundan böyle her gün üç yeni esirin başı kesilecek. 10 gün içinde bana battalı getirmezseniz hepiniz öleceksiniz! Görüyor musun? Görüyorum ama her şey karmakarışık. Bu kadarı bile bir mucize. Yakında pırıl pırıl göreceksin. Seni istiyorlar Can! Ne istiyorsunuz? Yarın 10. gün. Daha ne kadar bekleyeceğiz? Hepimizin öldürülmesini mi istiyorsun? Yaralı! Ayakta duracak hali yok. Üstelik gözleri de görmüyor. Ne yapmamı istiyorsunuz? Teslim et onu! Evet, teslim et onu! Oğullarımızın, kocalarımızın canı daha mı önemli? Öyle bir şeyi istemeyin benden. Düşmanım bile olsa kimseyi ele vermem ben. O zaman zorla alır biz teslim ederiz. Yarın sabaha kadar iyice düşün.
İkiniz de mert adamlarsınız. Şimdiye kadar benim için yaptıklarınıza teşekkür ederim. Konuşulanların hepsini duydum. Artık daha fazla yük olmak istemiyorum. Kılıcımı verin, bana gidiyorum. Çıldırdın mı sen? Yaraların iyileşmedi daha. Hey, dur battal! Bu halde bir yere gidemezsin! Kusura bakmayayım, böyle olmasını istemezsin. Tanrım! Tanrıların en büyük! Kılıçtan keskin rahmetini esirgeme benden. Bu yarı sakat halimle dostuma, düşmanıma rezil olmaktan koru. Babamı kurtarmama yardım et ya Rabbi. Al, bizim için kendini feda etti arkadaşlar. Namuslu olana ya onunla birlikte ölmek ya da ülkemizi Kara Şövalye'nin zulmünden kurtarmak düşer. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluhu. Yürüyün arkadaşlar! Bugün 10. gün. Az sonra hepiniz öleceksiniz! Durun! Geldim şövalye. Şimdi şu günahsız halkın canını bağışlayacak mısın? Geç kaldım. Kimsenin canını bağışlayacak değilim. Hepiniz öleceksiniz. Öyleyse sen öleceksin pis köpek. Ya Allah! Kurtarmaya bakalım. Hayır şövalye, burada askerlerinin yanında kalacaksın. Budala, onları kimse durduramaz artık. Ah!
köpeği bana bırak oğlum. Peki baba. Bu kızım için... O da halkım için... Seninle iftihar ediyorum oğlum. Allah her kula senin gibi evlat nasip etsin.